Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuldu. Biz de oradaydık. Sayın Bakan'ı dinledik. Sonrasında bazı sorular yönelttik. Ama o soruların hiçbirisine yanıt alamadık. Ben bugün Sayın Bakan'ın sunumundan yola çıkarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Sayın Bakan konuşması sırasında yabancı iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak kavramına birkaç kez vurgu yaptı. Aslında burada konuşulması gereken Türkiye'de geniş tanımlı işsizlik 10 milyonu aşmışken bu kadar yabancı iş gücünden daha etkin yararlanmayı niye vurguladı olmalı? Elbette burada emek sömürüsü ve yabancı iş gücünün daha ucuza istihdam edilmesi gibi kavramlarında mutlaka tartışılması lazım. Ama Türkiye'de yaşayan özellikle işsiz yurttaşlar 10 milyonu aşkın bir işsizlik varken bunu çözmeye dönük çabalar ve bütçede buna ilişkin kaynaklar görmek isterken bunun bir kenarda tutulup neredeyse hiç konuşulmaması, bunun yerine ısrarla yabancı iş gücünden yararlanmanın gündeme getirilmesi doğru bir yaklaşım değil. Yine Sayın Bakan sunumu sırasında Türkiye'de sendikalaşma oranının %14,8 olduğundan ve bunun yüksekliğinden, yükselmeye başladığından söz etti. Burada gerçekten hayretle karşılanan bir durum olduğunu söylememiz gerekir. Bir ülkede emekçilerin %15'i kadarı ancak sendikalaşmışsa burada örgütlü bir mücadelenin varlığından söz etmek mümkün değil. Üstelik sizler de biliyorsunuz zaman zaman burada hem emekçilerle hem biz sendikalaşmanın önüne getirilen engelleri sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla biz bütçe konuşmasında Sayın Bakan'dan sendikalaşmanın önündeki engelleri nasıl kaldıracağını söylemesini beklerken sanki iyi bir oranmış gibi söz edilmesi gerçekten anlaşılır gibi değil. Bir başka anlaşılır gibi olmayan konum Sayın Bakan'ın herkesin mutabık kaldığı bir asgari ücret kavramından yine bu sunum sırasında söz etmesi. Burada şunu çok açıklıkla söylemek gerekir. Türkiye'de emekçiler AKP iktidarı döneminde ulusal gelirden aldıkları payda ciddi bir azalmayla karşı karşıyalar. Bir örnek verelim. 1970'li yıllarda kişi başına gayri safi yurt içi hasıladan asgari ücretin aldığı oran %80'ler civarındayken bugün maalesef AKP iktidarları döneminde bu %50'nin altındadır. Bir dönem %40'ın bile altına düşmüştür. Dolayısıyla Türkiye'de asgari ücret artık asgari yaşanabilecek bir ücret olmak üzerine tartışma yaratacak bir ücret düzeyinde değildir. Sizler de biliyorsunuz açlık sınırının altında bir asgari ücret kavramı var. Bırakın yoksulluk sınırına yaklaşmayı. Üstelik Türkiye'de emeğiyle geçinenlerin yaklaşık yarısının asgari ücret ve civarında bir ücret aldığı düşünecek olursa aslında artık asgari ücretin neredeyse bir ortalama ücret biçimine dönüştüğünü de vurgulamamız gerekir. Bu bağlamda çok açık söyleyelim. Biz 2025 yılının ilk dönemi için belirlenecek asgari ücretin en az 30 bin Türk lirası olarak belirlenmesi gerektiği konusunda ısrarcıyız. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Eğer herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir asgari ücretten söz ediyorsak, ilk mutabık kalması gereken kesimin de emekçiler ve onları temsil eden gerçek sendikalar olduğunu da söylememiz gerekir. Bizi hayrete düşüren bir başka konuşması Sayın Bakan'ın bu sunum sırasında ülkemizde iş kazası ölüm oranının ciddi oranda azaldığını iddia etmiş olmasıdır. Oysa yine kendi verilerine baktığımızda, SGK verilerinden söz ediyorum, ölümlü iş kazası hızı 2023 yılında 100.000'de 6.3 olarak hedeflenmişken maalesef bu 100.000'de 9.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu kadar hedefin dışında ve bu kadar büyük bir artış varken ölümlü iş kazalarında bir azalma olduğunu iddia edebilmek gerçeklikten çok uzaktır. Maalesef emekçiler hayatını kaybediyor Sayın Bakan. Size bunu o toplantı sırasında da söylemeye çalıştık. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları döneminde yaklaşık 34 bin emekçi maalesef iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmiş durumdadır. Bir başka önemli sorun meslek hastalıkları. Sayın Bakan bu sunumu sırasında meslek hastalıklarından hiç söz etmemiştir. Oysa ülkemizde meslek hastalıklarıyla ilgili
hem bu hastalıklara tanı konulamaması, hem bununla ilgili mevzuatta bir iyileştirme yapılmaması, hem de örneğin işle ilgili hastalık gibi kavramların mevzuatımıza alınmaması üzerinden bir tartışma yürütmek ve 6331 sayılı kanun başta olmak üzere bu alanda yeni düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmek gerekmektedir. Bir başka çok önemli sorun, daha önce de gündeme getirildiği gibi bizzat Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen iş gücü uyum programıdır. Biliyorsunuz İşkur tarafından bu program yürütülüyor. Bu programdan Sayın Bakan söz etti. Ancak bu programın gerçekten çok ciddi iki tane sorununu gündeme getirmedi. Birincisi, bizzat Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen bu programda istihdam edilenler asgari ücretin altında ücretle istihdam edilmektedir. İkincisi, bunlar sigortasızdır. Dolayısıyla 1951 yılında gündeme gelmiş olan asgari ücret kavramını bizzat Çalışma Bakanlığı'nın kendisinin ortadan kaldırdığı bir program olarak iş gücü uyum programının karşımıza getirilmiş olması kabul edilebilir durumda değildir. Bir başka önemli kavram yine bu rapor sunulurken karşımıza çıkartıldı. SGK açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının 2024 sonunda %0.39 düzeyine ineceği öngörüsüdür. Bu öngörü eğer gerçekleşirse ülkeler arasında karşılaştırıldığında çok düşük bir orandır. Eğer bu kadar düşük bir orana indirme ihtimalimiz varsa, buradan Sayın Bakan ve Sayın Hükümet yetkililerine seslenmek isteriz. Bu durumda emekli maaşlarında neden iyileştirme yapılmadığını mutlaka açıklamaları gerekir. Çünkü bu kadar düşük bir oran karşımıza çıkartılması yerine bunun üstüne bir miktar daha oranı büyüterek emekli maaşlarında iyileştirme yapmak mümkün olabilir. Sayın Bakan sunumu sırasında Türkiye'de sosyal güvenlik kapsamının %99 düzeyine çıktığından söz etmiştir. O zaman Sayın Bakan'a şu soruyu sormak gerekir. Sosyal güvenlik kapsamından neyi kastediyorsunuz? Örneğin prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerine erişemeyen ve sizin kesin sayısını açıklamaktan sürekli kaçındığınız 9 milyonun üzerindeki insan söz konusu olduğunda nasıl sosyal güvenlik kapsamının %99 düzeyine çıktığını iddia edebiliyorsunuz? Değerli basın mensupları, ülkemizde genel sağlık sigortası ile ilgili ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu konu ilk gündeme getirildiğinde 2000'li yılların başında hem prim ödeme zorunluluğu, hem katılım payı zorunluluğu, hem de temel teminat paketindeki sınırlamalar nedeniyle genel sağlık sigortası ile ilgili bazı sıkıntıların ortaya çıkabileceğini öngörmüş, bunları yazmış, konuşmuş, söylemiştik. Ama maalesef bugün hem prim borcu nedeniyle ilaca erişimde sıkıntı yaşayanlar, hem katılım payı ödemekte zorlananlar, hem de temel teminat paketinin sınırlığı nedeniyle gereksinim duydukları tedaviye erişemeyen yurttaşlar önemli bir sorun oluşturmaktadır. Birkaçını burada dile getirelim. Örneğin geçen yıl hem Çalışma Bakanı'nın hem de Sağlık Bakanı'nın söz verdiği tip 1 şeker hastası çocukların sensörleri geri ödeme kapsamına alınmamıştır. 2 gün önceki toplantıda bu kendisine sorulduğunda Sayın Bakan bu sefer alınabileceğine ilişkin yine geçen yıl olduğu gibi bazı cümleler kurmuştur. Ama bu cümlelerin ne kadar inandırıcı olduğunu, ne kadar hayata geçirilebileceğini önümüzdeki günlerde bu Çalışma Bakanlığı bütçesi genel kurula indirilmeden önce görmek isteriz. Çünkü dün aldığımız bilgiler tip 1 diyabeti olan çocukların hepsinin kapsam altına alınmak yerine burada bir 0-14 ya da 0-16 gibi bir yaş belirlenmesinin daha ön plana çıktığı, insülin pompasının bu kapsamda ele alınamayacağı ve 26.600 civarında olduğu düşünülen bu tip 1 diyabeti olan çocuklardan yaklaşık 7.000'in daha dar gelirli ve yoksul ailelerdeki çocuklardan söz ediliyor. Aile Bakanlığı kapsamına aktarılacağı gibi bir tartışmanın olduğu biçimindedir. Bunların tamamını reddediyoruz. Çok açık söyleyelim. Aslında tip 1 şeker hastalığı olan insanlar söz konusu olduğunda bu insülin pompasının ve sensörlerin 18 yaşla sınırlandırılması da doğru değil. 18 yaşın üstündekilerin de buna ihtiyacı var. Ancak hiç olmazsa şimdilik 18 yaşın altındakilerin tamamı insülin pompasıyla birlikte genel sağlık sigortası kapsamının geri ödemesine hemen ivedi olarak alınmalıdır. Çünkü bu bir
en temel insan hakkıdır. Bir başka sorun yetim ilaçlarla ilgilidir. Ülkemizde Duchenne sendromu, ALS, SMA gibi nadir hastalıklar içerisinde sayılan hastalar söz konusu olduğunda bunlar için EMA tarafından ya da FDA tarafından ruhsatlandırılmış ilaçların önemli bir bölümü Türkiye'de ruhsatlandırılmamış ve geri ödeme kapsamına alınmamış durumdadır. Bu durumdaki hastaların kendileri ve yakınları çok zor durumdadır. Bir örnek vereyim. Örneğin bu hastalıklar kapsamında EMA tarafından onaylanmış Avrupa İlaç Dairesi'nden söz ediyorum. 57 ilaçtan yalnızca 8'ine Türkiye'de erişim sağlanabilmektedir. Bunların bilimsel kurullar tarafından gözden geçirilmesi ve bu tip hastalar için geri ödeme kapsamına alınması önemli bir zorunluluktur. Değerli basın mensupları, bir başka önemli sorun geri ödeme kapsamı ile ilgili kanser hastalarının kullanması gereken ilaçlarla ilgilidir. Biliyorsunuz kanserde kullanılması bilim insanları tarafından, doktorlar tarafından önerilen bazı ilaçlar geri ödeme kapsamına alınmadığı için hastalar ve yakınları önce bunu TİT-CK'dan onay alarak daha sonra da SGK'dan onay alarak elde etmeye çalışıyorlar. Ama burada özellikle SGK tarafında ve TİT-CK tarafında zaman zaman bu ilaçların reddedilmesi yüzünden hastalar çok zor durumda yaşıyorlar. Ve aylık 100 bin lira açan bir miktarı kendi ceplerinden ödemek zorunda bırakılıyorlar. Açık söyleyelim, bu insan haklarına ve sağlık hakkına aykırı bir durumdur. Dolayısıyla İvedi olarak kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu bilim insanları, hekimler tarafından önerilen ilaçlar mutlaka geri ödeme kapsamına alınmalıdır. Yine geçen yıl söz verilen HPV aşısı da maalesef geri ödeme kapsamına alınmamıştır. Değerli basın mensupları, tip 1 çocukların tamamını insülin pompasıyla birlikte kapsam altına almak için ihtiyaç duyulan paranın yılda 2 milyar TL olduğundan söz ediliyor ve bu tartışılıyor. Bir yıldır, iki yıldır bu kapsam içerisine alınma eylemi sırasında bu kaynağı bulmakla ilgili zorluktan söz ediliyor. Oysa bakın SGK tarafından yürütülen çok sayıda biliyorsunuz soruşturma var. Ben burada iki soruşturmadan size söz edeceğim. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da bunlara değinmiştim. Yalnızca bu iki soruşturmada müfettişlerin saptadığı kurum zararı 2 milyar lira civarında. Bir soruşturmadan söz edelim. 2017 yılına kadar uzanıyor. O tarihte Cumhuriyet Savcılığına bir suç duyurusunda bulunmuş. Daha sonra kurum bir soruşturma ekibi belirlemiş ve 2021 yılında açılan soruşturmayla birlikte İnvamet Sağlık AŞ, FG Grup AŞ, Vest Tıbbi Cihazlar Limited Şirketi soruşturması adıyla bilinen soruşturmada kurumun 1 milyar TL zarara uğradığı müfettişler ekibi tarafından saptanmış durumdadır. Üstelik bu kurum zararı 10 yıl içerisinde eğer o söz konusu kullanılması önerilen bir takım maddelerin güncel döviz kurları üzerinden değerlendirilmesi yapılacak olursa bu zararın 15 milyar TL'ye kadar gelebileceği de bilinmektedir. İkinci soruşturma Roche firmasına ait Okreli Zumab içeren ilacın geri ödeme kapsamına alınması süreci içerisinde gerçekleştirilen usulsüz ve mevzuata aykırı işlemlerle ilgili soruşturma dosyasıdır. Burada da kurum zararı 819 milyon TL olarak saptanmıştır. Dolayısıyla her iki soruşturma, diğer soruşturmalardaki tutarları bunun dışında tutarak söylüyorum. Zaten kurumun 2 milyara yakın bir zarara uğratıldığını açık olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla çocuklarımızın hak ettiği bir takım tıbbi cihazlara erişimin önüne ekonomik engeller konulurken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun genel sağlık sigortasının soyulması diye adlandırabileceğimiz bu tip uygulamalara karşı biraz daha etkin mücadele verilmesi çok açık ortadadır. Yeri gelmişken söyleyelim. Örneğin Yeni Doğan Çetesi soruşturmasında da sözü geçen Şafak Hastaneler grubuyla ilgili kurum tarafından 32 tane soruşturma yürütüldüğü bilinmektedir. Buradan Sayın Bakan'a bir kez daha sormak isteriz. Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, 32 soruşturma. 32 soruşturmaya gelene kadar kurum neden bu özel hastaneler grubuyla bağlantısını kesmemiştir? Gerçekten yanıtlanması gereken önemli bir sorudur bu. Çünkü bu tip bağlantılarda kurum içerisinde bazı yöneticilerin ya da bazı siyasi aktörlerin devreye girdiği maalesef bilinmektedir. Az önceki soruşturmalarda da Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü'nün, dönemin İlaç Daire Başkanı'nın bu konuda
bir suç içerisinde olduğu iddiası vardır. Bunlarla ilgili rüşvet ve yolsuzlukla ilgili nasıl bir soruşturma yürütülmüştür? Sayın Bakan'dan bunların da bir an önce kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, maalesef emekli maaşları erimiştir. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı onun 1.4 kat üzerindedir. Dolayısıyla eğer o 1.4 kat korunmuş olsa bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira civarında olması gerekir. Oysa bugün en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranı %74 civarındadır. Yani asgari ücretin 1/4'üne kadar en düşük emekli maaşı inmiş, erimiştir. Emekliler hayatları boyunca emek vererek bir yaşam sürdürmeye çalışmışlar. Hayatlarının emeklilik döneminde de artık insanca yaşamayı hak eden bizim yurttaş grubumuzdur. Dolayısıyla önümüzdeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi ve şu ana kadar bazı bölümlerini dile getirdiğimiz yönetim anlayışı ülkemizde 2025 yılında da ne emekçilerin, ne işsizlerin, ne de emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Buradan bu bütçeler genel kurula indiğinde hem emeklilerin, hem işsizlerin, hem de emekçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzenleme yapılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.